İstisbabu izâ kenel bâi'u bil hiyâri hel yecûzul bey'u. Eğer satıcı tercihli ise alışveriş geçerli olur mu? Diye bir bab başlığı atmış. Haddesena Muhammed, yani satın alanın tercihli olması, tercihli bırakılmasını anladık. Ne zaman istersen o zaman geri getir. Demin öyle bir hadis okuduk. Satış geçerliydi. Alıcının tercihli bırakıldığı. Şimdi tersi, satıcı tercihli olursa alışveriş geçerli midir diye bu soruya cevap arıyoruz. Yani adam satmış size ama ne zaman isterse gelip geri alabiliyor. Bu kez alıcı satıcıyı tercihli bırakıyor. Ya sen sat bana bunu. Canın ister de vazgeçersen gel geri veririm ben sana malını. He? Nasıl? O başka bir şey. O ileriye dönük vaatte bulunuyor. Biz satıştan bahsediyoruz. Yani siz birinin malını aldınız, adama diyorsunuz ki istediğin zaman benden malını geri alabilirsin. Bu kez siz satıcıyı tercihli bırakıyorsunuz alıcı olarak. Nasıl ki satıcı sizi tercihli bırakabiliyordu, size sattı, istediğin zaman geri getir dedi. Malına güveniyor adam. 2007 nolu hadis. Haddetena Muhammed bin Yusuf, bize Muhammed bin Yusuf anlattı. Haddetena Sufyan, bize Sufyan anlattı. An Abdullah ibn Dinar'in, o da Abdullah bin Dinar'dan. An İbn Umar'a, o da İbn Ömer'den radıyallahu anhuma. Allah kendilerinden razı olsun. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'a, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den kale dedi ki kullu bey'ayni, her alıcı satıcı la beya beynehuma, aralarında hiçbir alışveriş tam olarak gerçekleşmez hatta yetefarraka, ta ki onlar ayrılıncaya kadar. İlla beya'l hirari, ancak tercihli satış hariç. Tercihli satışta tercihli kalırlar demek istiyor. Dolayısıyla da beya'ini, bütün alıcıları satıcıları işin içine aldığından İmam Buhari bize bu hadisi satıcının da tercihli bırakılabileceğini hem de süresiz tercihli bırakılabileceğini ve bu durumda da yine satışın geçerli sayılacağını söylemek istiyor. Sırada 2008 nolu hadis. Haddesena İshaku, bize İshak anlattı. Haddesena Habbanu, bize Habban anlattı. Haddesena Hammam, bize Hammam anlattı. Haddesena Katadetu, bize Katade anlattı. An Ebil Halili, o da Ebul Halil'den. An Abdullah ibn el Harisi, o da Abdullah bin el Haris'ten. An Hakim ibn Hizam'in radıyallahu anhu, o da Hakim bin Hizam'dan. Allah kendisinden razı olsun. An Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem'e, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Kale dedi ki el beyyani bil hiyari ma lem yetefarraka, alanda veren de tercih hakkına sahiptir. Vazgeçme hakkına yani, ya da geri alma hakkına yani. Ma lem yetefarraka, ayrılmadıkları sürece. Kale Hammamun, Hammam dedi ki vecettu fi kitabi, kitabımda şöyle bir şey buldum. Yehtaru, seçer. Yani almayı yahut almamayı seçer. Selâse mirarin, böyle üç kez yazılmıştı. Fe in sadaka, eğer dürüst olurlarsa ve beyyene, ve mallarını açıklıkla ifade ederlerse, iyisiyle kötüsüyle, bûrike lehumâ fî beyâhime, alışverişleri kendilerine mübarek olur. وَاِنْ كَذَبَا, ancak yalan söylerlerse وَكَتَمَا, ve gizli tutarlarsa, gizli bırakırlarsa
saklı tutarlarsa kusurları yani. Fe'asa en yerbaha ribhan. Belki bir kazanç kazanırlar. Ve yumhaka berekete bey'ihime. Fakat alışverişlerinin bereketi ortadan kaldırılır. Yani kazansalar bile görünürde bir şey, bereketi kalmaz. Kale dedi ki, haddetene hemmamun, bize hemmam da anlattı. Haddetene ebu't-teyyahi, bize ebu't-teyyah anlattı. Ennehu semi'a Abdullah ibn el-Harisi, kendisi Abdullah bin el-Harisi işitmiş. Yuhaddithu bihazel hadithi, bu hadisi anlatırken. An Hakim ibn Hizam'in, Hakim bin Hizam'dan. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bab başlığımız altındaki yegane hadisti bu. Yok, iki tane hadisten biri. Alıcı tercihli ise satış gerçekleşir mi? Geçerli olur mu diye. Bu hadiste de yehtaru diye, yani seçim hakkı tanınırsa o zaman bu seçim hakkının geçerli olacağına dair ifadenin geçmesi dolayısıyla İmam Buhari satıcının da tercih hakkına dikkat çekiyor.